Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemizdeki insanların gündeminde ciddi bir işsizlik varken, özellikle üniversite mezunu gençlerdeki işsizlik çok fazla yükselmişken, beni tek adam seçin, terör bitsin denilerek insanlar kandırılmasına rağmen, terör ülkemizin gündeminde halen ilk sıralarda yer almasına rağmen, esnaf siftah yapamayıp vergi ve sigorta borçlarını ödemeyi bırakmış, eve nasıl ekmek götürürüm diye düşünürken, çiftçinin buğdayı, mısırı, sütü, canlı hayvanı para etmeyip ihtiyaç başka ülkelerden karşılanırken, yani AKP Türk çiftçisini yok sayıp başka ülkelerin çiftçilerini desteklerken, komşularımızla sıfır sorun var deyip tümüyle sorunlu hale gelmiş iken, siz lale devrinde gül yetiştiren saray eşrafı gibi halkın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmayıp, bu sorunları dile getiren muhalefetin sesini kısmayı düşünüp iş tüzüğü katletmekle meşgulsünüz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yaklaşık 2 yıl önce Edirne Milletvekili olarak seçildim. Büyük bir sorumluluk aldığımı biliyordum. Çünkü Atatürk'ün doğduğu topraklara en yakın yer olduğu için Edirne halkının sorunlarına çözüm üretmek kolay değildi. Seçildiğim gibi Edirne'nin AKP tarafından en az yatırım alan illerden biri olduğunu, AKP'li yıllarda Edirne'de 4514 esnafın iş yerini kapattığını, 28.000 sigortalı işçinin işini kaybettiğini, Ergene'nin zehir saçtığını, Türkiye'nin en çok ayçiçeği, buğday ve çeltik üreten ilinin çiftçisinin borç içinde yüzüp tarla sattığını meclis kürsüsünden defalarca dile getirdim. Şimdi AKP'nin dayatması MHP'nin yardımıyla iş tüzük değiştiriliyor, sesimizi kısıyorsunuz. Edirne gibi ülkemizin tüm sorunlarını buradan anlatamayacağız. Bu değişikliği geri almayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Geçenlerde Edirne'de bir yurttaşımızla sohbet ediyordum. Bana bir yakınım AKP'ye üye oldu, ona iş bulacaklarmış dedi. Ben de boşuna uğraşmasın, İflas etmiş fabrikatörün yanına işe girilmez dedim. Neden böyle dedim? Çünkü herkese söz veriyorlar, sözlerinde durmuyorlar dedim. Gerekçelerim çok. Çünkü AKP iktidara gelirken de halkımızı kandırdı. Yoksulluğu bitireceğiz dedi, yeni yoksullar yarattı. Hukuku güçlendireceğiz dedi, ülkede hukuka güven kalmadı. Terörü bitireceğiz dedi, ülke gündeminden terör düşmüyor. Üstüne üstlük terör örgütleriyle pazarlıklar yaptı. Oslo'da görüşmedik dedi, görüştüğü ortaya çıktı. FETÖ'cüleri en iyi yerlere getirdi. Şimdi sıra sesimizi kısmaya geldi, iş tüzüğe geldi. 2011'de sunduğunuz iş tüzük değişiklik teklifinin gerekçesinde demokratik muhalefet hakkına saygılı olacağız dediniz. Şimdi iş tüzük değişikliğiyle demokratik muhalefet hakkını kısıtlıyorsunuz.